I gotta do it, man. Arkadaşlar merhaba. Konumuz para. Birçok soru alıyorum bununla ilgili. Yazılım işinde çok para var. Yazılım işinde şöyle böyle millet uçuyor kaçıyor. Bugün para konusunu detaylı uzun bir şekilde konuşacağız. Parayla ilgili kimisi mesela para konuşmayı yanlış bulur. Kimisi ayıp bulur. Kimisi para konuşmayı çok sever. Bana çok fazla bu konuyla ilgili soru geldiği için para konusunu detaylı olarak bugün size konuşmaya karar verdim. Şimdi 3 bölüm gibi düşünüyorum bu konuşmayı. İlk bölümde biraz kaç para kazanıyoruz sorusuyla ilgili cevaplar bulmaya çalışacağız. Türkiye'de durum nasıl, yurt dışında durum nasıl, farklı kademelerde, farklı ustalıklarda insanlar nasıl hayatlar yaşamaya çalışıyor, bunlar üzerine konuşacağım. İkinci kısımda ise daha çok bu küçük maaş farklarının hayatımızda ne kadar etkisi var, taş kuş ilişkisi üzerine bir şeylerden bahsedeceğim. Üçüncü kısımda ise biraz daha yazılımdan bağımsız para ne demek, para kazanmak ne demek, çok para ne demek, bunlar üzerine size küçük küçük ipuçları kendimce vermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar birinci kısım olarak şöyle başlayalım. Yazılım mesleğinde eskisi gibi bir hava yok. Hem iyi anlamda hem kötü anlamda. Özellikle benim mezun olduğum zamanlarda yazılımcı dediğiniz zaman biraz daha böyle ön plana çıkan bir meslek dalıydı. Şu anda kötü haber, yazılımcılar çok fazla, işsiz yazılımcılar olabiliyor. İyi haber ise iyi yazılımcılar eskisinden çok daha revaçta, eskisinden çok daha değerli. Bu küçük ayrıntı çok önemli. Yazılımcı çok ama iyi yazılımcı eskisinden daha az. Bu ayrıntı üzerine birazcık çalışırsak hedeflerimize daha farklı bir şekil verebiliriz. Bu konu çok önemli. Şimdi inceden kalına gidecek olursak yazılımcı mezun oluyor üniversiteden. Genellikle bilgisayar mühendisliğinden. Ve bir maaşla işte teklifler yapılıyor arkadaşlar iş görüşmelerinde. Genelde bu maaşlar birazcık düşük olabiliyor. Yani asgari ücret olabilir, bazen daha düşük olabilir, bazen biraz daha yüksek olabilir, bazen de gerçekten yüksek olabilir. Aklımızda tutmamız gereken şöyle bir şey var. Yeni mezun için arkadaşlar o teklif edilen paralar sizin maaşınız değil. Yani şöyle bir yanlış anlaşılma var. Ya işte ben yıllarca okudum ettim. Bana teklif edeyle bu parayı teklif ediyorlar gibi bir bakış açısı var. Bu yanlış arkadaşlar. İlk 2 seneniz mezun olduktan sonra sizin bir internlük döneminiz gibi düşünebilirsiniz. Yani ne demek istiyorum? Burada mesela şöyle söyleyeyim. Doktorlar İngiltere'de yeni mezun olduklarında 29 bin pound gibi bir para kazanıyorlar arkadaşlar yıllık. Ve bu burada çalışan işte market kasiyer çalışanlarından daha düşük bir meblağ. Öyle düşünebilirsiniz. Türkiye'de de benzer bir durum olabilir belki pratisyen hekimlik için. Şunu demek istiyorum. İlk 2 sene siz aslında mesleğinizi öğrenmeye devam ediyorsunuz. Ve dolayısıyla bu ilk 2 senede aldığınız maaşı gerçek maaşınız olarak görmeyin. Öyle bir şey söyleyeceğim ki hatta yani böyle çok iyi bir projeye dahil olduysanız, çok iyi ekip olduğundan eminseniz arkadaşlar hiç para almadan bile çalışabilirsiniz. O kadar net söylüyorum. Çünkü sizin ilk iş yeriniz, kariyerinizin en başı, hayatınızı şekillendirebilecek kişilerle karşılaştığınız, projelerle karşılaştığınız bir ekosistem, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla ilk işiniz çok önemli. Maaşınızı çok önemsemeyin. Bu rakaza size önerilen ücreti çok takılmayın. İyi işlerin içinde olmaya bakın. İyi insanlarla çalışmaya çalışın. Yeni mezunlarda durum böyle. 2 seneyi, 3 seneyi tamamladınız. Hadi 2 senede tutalım onu. Arkadaşlar İstanbul şartlarında olsun, Türkiye'nin başka yerlerinde olsun, siz işinizi iyi yapan bir yazılımcıysanız, hayat standartlarınız ortalamanın birkaç level üzerinde olur. Yani evinizi, arabanızı alırsınız kredinizle vesairenizle. Öyle bir yani borç harç içinde yaşamazsınız. Yani standartın bir üstü gibi düşünülebilir. Saygın bir şekilde mesleğinizi yaparsanız. Yani burada size rakam vermek ne kadar doğru bilmiyorum da İstanbul şartlarında 5.000 ile 12.000 lira arasında bir senior developer aralığı var. Bugün
yıllar sonra belki bu videoyu izleyenler olur. Dolar üzerinden konuşursak, dolar mesela bugün 4 liraya yaklaşıyor. Ona göre hesabınızı yaparsınız. Kaba taslak böyle rakamlara arkadaşlar çalışıyor. Daha sonra işte takım liderliği, proje yöneticiliği gibi alanlara geçerseniz biraz daha yüksek rakamlar elde edebilirsiniz. Yanaklarınız daha farklı olabilir. İşte araç verirler falan filan. Biraz daha böyle kısmen daha iyi bir hayat yaşayabilirsiniz. Aslında bu terfi konusuyla ilgili ikinci bölümde biraz daha konuşacağım. Yani burada sadece rate'ler üzerinden gidiyorum. Özetle senior developer, işte daha sonrasında takım lideri, proje yöneticisi dediğimiz kişiler İstanbul, Türkiye şartlarında ortalamadan daha iyi bir hayat sürebilirler. Maaşlı çalışan olmayı sürdükleri takdirde. Dünyada nasıl durum? Türkiye'de durum böyle. Dünyada çok değerli mi yazılımcılar? Arkadaşlar ülkelere göre bu çok değişiyor. Mesela Hindistan gibi ülkelerde yazılımcılık çok şey tabiriyle ayağa düşmüş durumda. Avrupa'da nasıl durum? Avrupa'da da arkadaşlar yazılımcılık ya da diğer mühendislikler tam ortalama gibi düşünülebilir. Yani ortalama bir hayatınız oluyor. Bu çok şaşırtıcı gelebilir size. Burada top şirketleri bir kenara koyuyorum. Onlardan birazdan bahsedeceğim tekrar. Yani maaşlı çalışan bir yazılımcı Avrupa'da standart, normal bir hayat sürüyor. Siz eğer burada diyelim bir kuaförseniz ya da bir ne bileyim tadilatçıysanız, bir tamirciyseniz vesaire, bir mühendisten, bir doktordan daha fazla para kazanabiliyorsunuz. Böyle bir gerçek var. Acı gerçek mi, tatlı gerçek mi bilmiyorum. Ama mühendislik özellikle okuryazarlığın fazla olduğu ülkelerde, yani mesela işte aman benim kızım mühendis, benim oğlum mühendis diyebileceğiniz bir yani şey, böyle bir havası yok çok fazla diyebilirim özetle. Hem gelir anlamında da hem sosyal statü anlamında da ortalama bir vatandaş olarak hayatınızı sürdürürsünüz. Yani yine öyle bir borçlu harçlı yaşamazsınız. Ama çok da yukarılarda olmazsınız. Şayet böyle çok arkitekt vesaire pozisyonlarında çalışmıyorsanız. Birinci bölüm özetle böyle. Para konusu bu şekilde. Şimdi ikinci bölümde arkadaşlar maaş farkları ile ilgili biraz konuşacağım. Maaş farkları ile ilgili insanlar işte şirket değiştirebiliyor ya da işte küçük rakamları sorun ediyor. Bunun hayatımıza getirisi ne? Biraz bundan bahsedeyim istedim. Çünkü genele baktığınızda aslında hayatınızda çok bir şey değişmiyor. Yani bir 5000 liralık bir maaşla 7000 liralık maaş arasında hayatınızı çok değiştiren bir şey yok arkadaşlar. Az buçuk oturduğunuz ev yine aynı olur. Yedikleriniz, içtikleriniz. Genelde standartlarınız yine aynı olur. Bazen hedeflerinize mesela bir araba mı alacaksınız? Belki 6 ay daha erken alırsınız. Ya da bir ev kredisi mi ödüyorsunuz? 3-4 sene daha erken bitirirsiniz. Yani bunlar dışında böyle hayatınızı zıplatacak tarzda farklar olmaz. Benzer şekilde terfi konusunda da aynı durum var. Yani birçok arkadaş şöyle düşünüyor. Ya ben yazılımcı işi 2-3 sene yazarım. Sonra yönetici olurum. O zaman para kazanırım falan gibi. Böyle aslında yani yöneticiliğin, takım liderliğini, yazılımcılığın bir ileri seviyesi gibi görme. İleri seviyesi olduğu kısmen doğru. Ama arkadaşlar bu algıyla hedeflerimizi yanlış da koyabiliriz. Yani takım liderliği dediğiniz şey mesela gerektiğinden çok daha fazla sorumluluk alabildiğiniz pozisyonlar ya da proje yöneticiliği de keza öyle. Yani siz diyelim developerken 6000 lira alıyorsunuz ama öteki türlü geçtiniz 10.000 lira oldu mesela maaşınız diyelim. Ne oldu? Her gün 2 saat daha geç çıkıyorsunuz. Ya da hafta sonları gerektiği zaman daha fazla bir şeylerle uğraşıyorsunuz. Çünkü yani delivery'den siz sorumlusunuz, üründen siz sorumlusunuz, bir şeyin teslimatından siz sorumlusunuz. Developer arkadaşların arkasından kalanları topluyorsunuz falan filan. Öyle bir noktada ki yani mesela 4000 lira 5000 lira daha fazla kazandım ama onu harcayacak daha az zamanım var gibi çelişkili durumların içine düşebiliyorsunuz. Haliyle siz gerçekten bu alanda yetkili değilseniz, yani işte yönetmekten zevk almıyorsanız ya da böyle insanlarla cebelleşmekten
insanlarla tartışmaktan, gerektiği zaman ikna etmekten çok zevk alan bir yapınız yoksa hedeflerinizi buna göre koyun arkadaşlar. Yani 35 yaşında olup iyi bir senior developer olmak da çok güzel bir kariyer hedefi olabilir sizin için. Herkes yönetici olmak zorunda değil, herkes takım yönetmek zorunda değil. Dolayısıyla yetkinliklerimizin farkına iyi varmamız ve kariyerimizi de ona göre planlamamız bizim açımızdan iyi olur. Yani ben yöneticiyim demek çok böyle hani havalı gibi duruyor falan filan ama size o hayatınıza ne getiriyor? Yani o para karşılığı sizin yani o değişikliğe değiyor mu? Ya yani insanların ne söylediklerini bir kenara koyun. Kendi iç huzurunuz, mutluluğunuzla ilgili, hayat kalitenizle ilgili ne durumdasınız? Ne kadar çok mide ağrısı çekiyorsunuz ya da ne kadar çok kendinizi daha rahat, huzurlu hissediyorsunuz? Mesela bazı kişilerde bilgisayardan çok sıkılır. İster ki sürekli dinamik bir ortam olsun. Oradan oraya zıplayayım, hoplayayım hemen. İnsanlarla koordine olayım, senkronize olayım, ürün çıkartayım. Bir şeylerden sorumlu olmanın farklı bir tadı da vardır. Kim insanlar da onun peşindedir. Özetli durum bu şekilde. Şimdi son kısımda para konusunu biraz detaylı incelemek istedim. İkinci bölümde biraz bahsetmiştim. Çok kazanmak bizim ne kadar işimize yarıyor? Çok kazanmak ne demek? Yani hedefimiz hep şöyle mesela, çok para kazanmak iyidir gibi bir düşüncemiz var. Atasözleri yapmışlar, parayla saadet olmaz falan filan. Bunun arka planında ne yatıyor arkadaşlar? Az önce de söylediğim gibi, takım liderisiniz, her gün 2 saat geç çıkıyorsunuz. Ya da hafta sonu mesai yapıyorsunuz. Yani o kazandığınız paradan ne anladım gibi bir şey var. Eğer siz liderlikten çok zevk almıyorsanız, değil mi? Ya da işte bir şirkette 5.000 alıyordum. 3.000 lira fazla maaş için başka bir yere gittim. Adamlar 6 ay, 7 ay boyunca sürekli fazla mesai yapıyorlar. Eve her gün 9'da 10'da geliyorum mesela. Ne değişti? Yani o para benim ne kadar problemimi çözdü? O para benim hayatıma ne kadar bir şey kattı? Dolayısıyla bir şeylerin peşinden giderken bir genel bakma prensibimizin olması lazım. Ben bunu istiyorum, çok para istiyorum ama ne için? Gerçekten bir borç mu ödüyorum mesela? Yani çok bir ciddi bir borç altında mıyım? Ya da işte çok büyük bir hedefim var, şirket kurmak istiyorum. O yüzden mi ben bu şeyi yani sıkıntıları yaşıyorum? Ya da gerçekten kariyerime çok büyük bir katkısı da oluyor bu benim, o yüzden bu sıkıntı. Bunu da böyle sorulara cevaplar aramanız lazım. Onun dışında işte 2000 lira, 3000 lira terfi alacağım, yani daha fazla kazanıyorum. Daha fazla kazanıyorumu kendi içinizde bir çözmeniz lazım arkadaşlar. Bu konu çok önemli. Son konuda girişimcilik üzerine biraz bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, maaşlı çalıştığınız takdirde hangi level'da olursanız olun, hayat standardınız, yaşınız ilerledikçe falan filan az buçuk hep ortalama olur. Yani sizin için bir zengin olma kafası varsa ya da bunu sadece paraya indirgemeyeyim, bir şeyleri böyle koordine etmek, yani bir şirket sahibi olmak, bir ekosistem sahibi olmak, insan kaynağı, istihdam üretmek, böyle mesela ulvi hedefleriniz varsa arkadaşlar girişmeniz lazım. Yani maaşlı çalışan olarak alabileceğiniz rate'ler çok belli. Yani maksimumlarınız çok belli. Tabii böyle milyonluk CEO'ları vesaireleri bir kenara koyuyorum. Bir de top şirketlerde çalışanlar var. Az önce yurt dışı konusunda bahsedecektim, unuttum aslında. Mesela oralarda gerçekten iyi paralar da kazanabiliyorsunuz. İşte Google, Microsoft'tur, Seattle'daki diğer çok böyle bilindik şirketler ya da Silikon Vadisi'ndeki şirketler gibi. Onlar size zaten şirketlerden kar payları falan sunuyorlar. Biz belli startupların ilk dönemlerinde olmanız gibisinden. Bunları bir kenara koyarsanız maaşlı olarak yapabileceğiniz maksimumlar bellidir. Az önce söylediğim gibi siz gerçekten farklı bir hayat yaşamak istiyorsanız risk almanız lazım arkadaşlar. Bu riskin içerisinde sıfırı görmek de var. Gerçekten yükseklere çıkabilmek de var. Doğru riskleri doğru zamanlarda alırsanız, yazılım işi için konuşuyorum arkadaşlar, diğer alanlara göre çok daha hızlı yükselmeniz mümkün olabiliyor. Bugün mesela Ford gibi şirketler, mesela araba üretiyor adamlar, 100 seneye geçmiş zamandır. Ama bir Facebook çıktı, 10 senede Ford'un marka değerini katlayan bir proje. Baktığınız zaman bir IT projesi. Yani şunu demeye çalışıyorum, yazılım işinde çok para varın aslında şeyi bu. Yazılım yaparak böyle işin amele boyutuyla çok para kazanıyorum değil de
Gerçekten bir insanların problemini çözerek, bunu doğru bir şekilde pazarlayarak birilerine ulaştığınız takdirde iyi paralar kazanmanız mümkün olabiliyor. Sözün özü şudur arkadaşlar. Çalıştıktan sonra, ürettikten sonra, mesleğinizi sevdikten sonra para sizin peşinizden gelir. Yani para konusunda güzel bir hayat yaşamak isteyen, borç harç içinde olmadan, işte sıkıntılar yaşamadan bir hayat yaşamak isteyen her kişi ürettiği takdirde Türkiye şartlarında olsun, dünya şartlarında olsun her zaman iş bulabilir. Ama eğer siz macera seviyorsanız, gerçekten böyle büyük bir şeylere sahip olmak istiyorsanız girişimcilik şart. Ve girişimcilikte unutulmaması gereken şöyle bir şey de var. Az önce bahsettiğim para hayat dengesiyle ilgili. Birçok arkadaşlar, iş adamı vesaire, sabah işte 6'da uyanıp tonlarca mail okuyup bilmem ne yapıp gece işte saat 9'da 10'a kadar çalışan tiplerdir. Bu insanların birçoğu hayatı kaçırdıklarından yakınırlar. Çocuklarının büyüdüklerini göremediklerinden falan yakınırlar. Ama başka motivasyonlar oluyor. Derler ki işte ya ben 100 kişiye iş veriyorum. 100 kişiye ekmek kapısı sağlamaya çalışıyorum. Böyle motivasyonlarınız olabilir. Bunların hepsini bir şekilde kafanızda toparlayıp kendi yeteneklerinizle bunları örtüştürüp kariyer petlerinizi ona göre çizmeniz lazım. Para her zaman öncülümüz olmamalı. Her zaman üretmek ve çözüm peşinde olmamız, insanlara katkı sağlama kafasında olduğumuz takdirde zaten bir şekilde para bizim peşimizden gelecektir. Uzun bir video oldu. Çok teşekkür ederim. Hepinize bereketli, bol kazançlar. Kimine göre ise dünyada paradan da önemli olan şeyler de vardır ama onlara sahip olmak için de yine para gerekir.